Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Covid-19 salgını nedeniyle Adalet Bakanlığı ceza infaz kurumlarında kalan hükümlüler için birçok tedbir aldı. Bunlardan bir tanesi de açık cezaevinde cezasını infaz eden hükümlülerin izne gönderilmesiydi. Başlangıçta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan yasal düzenleme 15 Nisan 2020 günü resmi gazetede yayımlandı. 15 Nisan 2020 gün ve 31.100 sayılı resmi gazetede yayımlanan ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunda aşağıdaki maddeler ile hükümlülere izin verildi. Kanun maddeleri şöyleydi. Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler 105'e A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve 106. madde veya diğer kanunlar uyarınca denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler 31 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli sayılır. Salgının devam etmesi halinde bu süre Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 3 kez uzatılabilir denilmişti. Bu kapsamda hükümlüler kanunun resmi gazetede yayımlanması sonrasında 15 Nisan 2020 tarihiyle 31 Mayıs 2020 tarihine kadar yukarıdaki yasal düzenleme ile izinli sayıldılar. Bu süre bitmeden kanun 3 kez uzatma hakkı tanımıştı ve uzatıldı. Adalet Bakanlığı'nın 3 kez uzatma yetkisi 31 Mayıs 2020 ve 31 Temmuz 2020 tarihleri arasında birinci kez, 31 Temmuz 2020 ve 30 Eylül 2020 tarihleri arasında ikinci kez, 30 Eylül 2020 ve 30 Kasım 2020 tarihleri arasında üçüncü kez olmak üzere kullanıldı. Hükümlü izinleri sona ermek üzereyken Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan haberine göre bahsettiğimiz uzatma yetkisi 3'ten 7'ye çıkarıldı. CTE resmi sitesinde şöyle denildi. Covid-19 pandemi sürecinde tedbir ve önlemlere devam edilmesinin önemine istinaden 7256 sayılı kanunun 31. maddesi ile 13 Aralık 2004 tarihli ve 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun geçici 9. maddesinin 5. fıkrasında yer alan 3 kez ibaresi 7 kez ve 6. fıkrasında yer alan 31 Aralık 2020 ibaresi 31 Temmuz 2021 şeklinde değiştirilmiştir. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün 26 Kasım 2020 tarih ve ilgili sayılı yazıları ile Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen Covid-19 izin sürelerinin 2 ay süreyle uzatılmasına dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler hakkındaki izin sürelerinin 5275 sayılı kanunun geçici 9'a 5. maddesi uyarınca 30 Kasım 2020 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. Bu düzenleme ile hükümlü izinleri şu an itibariyle 31 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmış oldu. CTE internet sitesinde bahsedildiği üzere uzatma yetkisi 3'ten 7'ye çıkarıldı. Ve bu kapsamda Adalet Bakanlığı salgının devam etmesi durumunda açık cezaevi izinlerini toplamda 3 kez daha uzatabilecek. Uzatma süreleri de 2 ayı geçemediği göz önüne alındığında eğer bakanlık hükümlü izinlerini 3 kez daha 2'şer ay uzatırsa 31 Ocak 2021 ve 31 Mart 2021, 31 Mart 2021 ve 31 Mayıs 2021 ve 31 Mayıs 2021 ile 31 Temmuz 2021 tarihleri arasında hükümlüler izinli sayılabilir. Ancak bu henüz kesin bir bilgi değil. Bu sadece salgının devam etmesi durumunda Adalet Bakanlığı'nın yetkisinde. Konuyla ilgili hazırladığımız yazılı metni, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün izinlerinin uzatılması hakkındaki yazısının linkini videomuzun alt bölümünde bulabilirsiniz. Açık cezaevi izinleri ve benzer konularda bilgi almak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.